Merhabalar, ben Tarık Buğra. Bugün sizlere klavyemiz üzerinde bulunan bazı tuşların görevlerinden bahsedeceğim. İsterseniz Caps Lock ile başlayalım. Caps Lock, klavyemizde bulunan harflerin sürekli büyük veya küçük yazılmasına olanak sağlar. Aktif olduğu durumlarda harfler sürekli büyük, pasif olduğu durumda harfler sürekli küçük yazılır. Shift tuşu, klavyemizde iki adet bulunmaktadır. Biri hemen Caps Lock'un altında, diğeri ise Enter'ın altındadır. Shift tuşu sayesinde klavyemizin üst safında bulunan rakamların üzerindeki ikincil karakterlerin kullanılmasına olanak sağlar. Shift tuşuna basıp 4'e bastığınızda bu klavye için dolar işareti karşınıza gelir. Tab tuşu. Tab tuşu imleci belirli nokta aralıklarla konumlandırmayı sağlar veya ofis programlarında paragraf girintisi olarak da kullanılır. Kontrol tuşu. Bu tuşun tek başına bir görevi yoktur. Örnek veriyorum, web tarayıcımızı açtığımız zaman CTRL ile mouse'un tekerleğini ileri geri yaptığınızda sayfayı yakınlaştırır veya uzaklaştırır arkadaşlar. Alt tuşu. Buna tek başına bir görevi yoktur. Bu da Ctrl Alt Delete gibi fonksiyonlarla kullanılabilir. Ctrl Alt Delete arkadaşlar, bu üçü aynı anda basıldığında karşınıza bilgisayar kitleme, görev öncesi başlatma gibi ekranlar gelir. Veya Alt Tab ile sekmeler arası geçiş yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, şu an tarayıcıma geldim. Alt tab yapıyorum. Hemen klavyeme geri dönüyorum arkadaşlar. Backspace, imlecin sol tarafında bulunan karakterlerin silinmesini olanak sağlar. Aynı zamanda web tarayıcısına geriye gitmek için de kullanılır. Delete tuşu, imlecin sağ tarafında bulunan karakterlerin silinmesini sağlar. Ve aynı zamanda tüm silme işlemlerinde kullanılabilir. Bir klasör silme, bir dosya silme işlemlerinde kullanılabilir. Enter tuşu, iki adet bulunmaktadır klavyemizde. Biri hemen orta kısımda, diğeri de rakamların sağ tarafında en sonunda bulunmaktadır. Enter tuşu satır başı yapmada veya tüm komutların işleme girmesine kullanılır. Klavyeden yazmış olduğunuz bilgileri işleme almak için Enter tuşu kullanılır. Escape tuşu, yani ESC tuşu, bir işi iptal etmek için kullanılır veya işten vazgeçmek istediğiniz zaman kullanılır. Home tuşu, imleci satırın en başına getirmek için kullanılır veya sayfa başı yapmak için kullanılır arkadaşlar. Hemen şu tarayıcıda göstereyim. Mesela sayfamızın altına geldik. Home tuşuna bastım. Hemen beni sayfanın üstüne gönderdi. Hemen alt tab yapıyorum ve sayfalar arası geçiş sağlıyorum. Diğer bir tuşumuz ise Pick Up. Pick Up arkadaşlar, onu şu tarayıcı üstünde göstereyim. Mesela şu şekilde indiniz aşağı. Sayfanızı belli aralıklarla yukarıya çıkarır. Pick Up mesela bastım. Bu tam çıkar. Şu birazcık daha ineyim. Hemen şu pick up yaptım. İmleci kadar çıkardı. Bir daha pick up yaptım. Sayfanın en başına getirdi. Hemen alt tab yapıyorum. Diğer sayfama geçiyorum. Pick down. Bu da arkadaşlar belli aralıklarla sayfanızı aşağı indirmeye sağlar. Bunu da hemen tarayıcıda gösteriyorum. Pick down yaptım. Hemen aşağı indirip pick down yaptım. Bir daha aşağı indirdi arkadaşlar. Şimdi pick up, pick up, pick up. Sayfanın yukarısına çıktım. Alt tab yapıyorum. Klavyeme geliyorum. Ve end tuşu arkadaşlar. İmleci sayfanın en sonuna götürmek için kullanılır. Hemen tarayıcımı açıyorum ve End tuşuna bastım. Sayfamın sonuna geldim arkadaşlar. Hemen alt tab yaptım. Tekrar klavyeme geçtim. Numlock arkadaşlar. Numlock tuşu sayesinde klavyemizin sağ tarafında bulunan rakamların aktif olması sağlanır. Eğer Numlock'un tuşu yanıyorsa sağ tarafta bulunan rakamlar aktiftir. Yanmıyorsa pasiftir arkadaşlar. Windows tuşu başlatma menüsünü açmak için kullanılır. Hemen bir kere basıyorum arkadaşlar ve başlat menüsü karşıma geldi. Evet arkadaşlar, bu dersimiz şimdilik bu kadar. Eğer videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.